Sakarya'da denizin rengi neden değişti? 6 günde neden 4500 kişi hastanelere akın etti? Karasu plajında deniz bulanıklaştı, rengi hakiye çaldı. Bu renk değişimi vatandaşta paniğe sebep oldu. Kısa sürede hastaneye kusma ve ishal şikayetiyle gelenlerin sayısında artış yaşandı. Bu haberlerin ardından o çevrede denize girme yasağı getirildi. Vatandaşlarımız sahil güvenlik ekipleri eşliğinde denizden çıkartıldı. Şu anda denize girmek yasak. Sonuçları bekliyoruz. Sonuçlar gelene kadar güvenlik tedbiri amaçlarımız devam edecek. İlçede bu yaşananların sebebinin norovirüs olduğu söylentisi yayıldı. Norovirüs, şebeke suları, yiyecek ve içecek aracılığıyla bulaşan bir virüstü. Hastalarda meydana gelen belirtiler de norovirüs ihtimalini doğruluyordu. Neyse ki çok ciddi bir tehlike yoktu. Zira virüsün sebep olduğu şikayetler geçiciydi. Yeterli sıvı alımı ve istirahatle sadece 3-4 gün sürüyordu. Hem şebeke suyundan hem de denizden numune alındı. Sonuçlar ertesi gün geldi. Valilik denize girme yasağını da kaldırdı. Ters bir rüzgar esmeye başladı. Bundan kaynaklanır diye düşünüyorum. Ama şu anda her şey normal. İl Sağlık Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekiplerinin aldığı numuneler normal çıktı. Tahliller, sonuçlar normal. İlçemizde her şey normale döndü. İnsanlar şu anda denize girebiliyorlar. Zira denizdeki renk değişiminin sebebi virüs değildi. Denizdeki akıntı değişimiydi. Dün gerçekten deniz çok kötüydü. Girilecek gibi değildi. Rengarenk sular içindeydi ve alttan çekici farklı bir özelliği vardı. Gün insanlar rahatlıkla denize girebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak ortada rahatsızlanan 4500 vatandaş vardı. Peki bunun sebebi neydi? Açıklama SASKİ'den, yani Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden geldi. Sorun şebeke suyundaydı. İçme suyu şebekesine kaçak bağlantılar yapılmıştı. Hatlar kırılarak ilave borularla sondaj gerçekleştirilmişti. Üstelik bu kaçakların bazıları site havuzlarını doldurmak için kullanılmıştı. Genel Müdür Rüstem Keleş, Karasu bölgesinde tam 827 kaçak tespit edildiğini belirtti. Kaçak hatlar sökülmeye başlandı, içme suyu borularında tamirat yapıldı. Yani bir başka deyişle norovirüs salgını, havuz problemi çıktı.